Oh be! Liseden mezun olacağım anı bekledim ki biliyorum. En güzel yatağı ben almıştım. Ve Bahar da benden nefret ediyordu. Yağmur da beni sevmiyormuş. Bu da sürekli bir hırsızlık olayı dönüyor, tamam mı? Ama sürekli. Lise müdürü mesajları istedi. Bu benim saçım. Bir... Hayatımda hiçbir tripodu kurmak bu kadar uzun sürmemişti. Kırılmış. Keşke bu kadar yurtdışı şey yapana kadar kendime bir tane adam akıllı tripod alsaydım da size şu videoyu insan gibi çekebilseydim. En az 15 dakikadır uğraşıyorum. O da en iyi ihtimalle. Bir şey diyeceğim. İğrenç çıkıyorum. Merhaba, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere yapmış olduğum yurt alışverişini göstereceğim. 50 ton eşya var burada. Size şimdi bunları göstereceğim. Siz beni görmeyeli saçlarımın rengi değişti. Şu an ışıkta nasıl çıkıyor bilmiyorum. Normalde gerçekten güzel. Şu an yani yeminle pişmaniye gibi çıkıyor. Kendimi hiç beğenmedim ama bayağı da video atmadığım için de bugün bir videoyu atmak istiyorum ve aynı zamanda ben gerçekten 15-20 dakika önce daha güzeldim. Şu tripodu halledeceğim derken yaşlandım. Sizlerle beraber şimdi hem paketleri açacağız hem de yurt hakkında bazı dedikodular yapacağız. Çünkü ben daha önce 1,5 yıl boyunca yurtta kaldım. 1 yılda kendim ayrı yaşadım. O yüzden size aileden uzak yaşama ve özellikle yurtta kalma konusunda tecrübeliyim ve size söyleyeceğim bazı şeyler olacak. Ama aynı zamanda bu videoya geçmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu videoyu çekerken gerçekten çok tereddütte kaldım. Çünkü bu devirde öğrenci olmak o kadar zor ki ekonomik anlamda bahsediyorum. Hem gerçekten işinize yarayabilecek eşyalar da göstereceğim. Hem de gerçekten benim keyfi olarak aldıklarım da var. Şimdi önceki IKEA poşetinden başlamak istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim IKEA poşeti. Ben burada İzmir'de yaşıyorum normalde. İstanbul'a gideceğim zaman benim gerçekten kışlığımın falan olmadığını fark ettim. Hani sürekli böyle sivetler falan alıyorum ama bu yani yurtta pek bir alakası yok. O yüzden şimdi sizlere bunları göstermeyeceğim. IKEA'dan bir tane masa aynası aldım. Odada tabii ki ayna yok. Biz yurttayken, lise yurdundayken şey yapardık. Böyle o dönemler 5 liraydı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Kare olur ya, etraf böyle çok ince... İnce renkli bir çerçevesi vardır. 1 milyoncudan falan alınır ya 5 lira işte. Onlardan vardı. Onu dolabımızın içine yapıştırırdık. Daha güzel bir şey almak istedim açıkçası. Ama bunu ben mi kuracağım? Ya bu arada bok gibi kurdum gerçekten düzeneyi. Bakın hangisi daha büyük? Aynı mı? İkisi de aynı mı gösterecek? Yok bu daha büyük. Galiba büyüklerim çıkmış. Ya ben çok mu sarayım anlamıyorum her neyse. İşte bu da böyle ayaklı yani ayağını kurduğunuzda masanın üstünde normal şöyle bir uzun bir aparatı var. Öyle dikiliyor. Ki adam ben şeylere çok özenirdim. Yabancı kanalların böyle vloglarını izlediğimde onlar böyle iki alan alırlardı bütün eşyalarını. Ben de dehşet özenirdim ama. Şimdi ben normalde biliyorsunuz bir yıl, bilmiyorsunuz belki de bir yıl ayrı evde yaşadığım için aslında tabak çanam falan vardı. Yani o tarz şeyler almama hiç gerek yoktu. Evden götürecektim ama bizim taşınmamız çok sıkıntı biraz eşyalar falan arabada derken. Ben de şöyle plastik tabaklar gördüm IKEA'da. Bunların altılısı 40 liraydı. Bir de altılı yine aynı şekilde bardak. 35 ya da 40'tı ama 40'tan kesinlikle fazla değildi. Şimdi yurda ilk kez geçecekseniz size bir şey söyleyeceğim. Bunu benim yurtta daha önce hiç kalmamış arkadaşlarım şey yapıyorlar buna. Ya şimdi saçmalama ne gerek var falan yapıyorlar ama bence bu arada yurtta kalanlar bilir. Bu kesinlikle yurda girmenin ilk kuralıdır. Herkesten önce gidin yurda. Bak yurt açılır açılmaz gidin. Hani ya da oda arkadaşınızın ne zaman geleceğini öğrenin. Yani odanıza ilk giren mutlaka siz olun ve ilk yatağınızı ve dolabınızı siz seçin. Lise yurdundaysanız koğuş bari böyle. Gerçi Türkiye'deki çoğu yurt o şekilde. Ben mesela ilk Atatürk Lisesi'ndeki yurduma gittiğimde odaya ilk gitmeye çok özen gösterdim ve ilk gidip kendi yatağımı seçtim. Ben o yurttan ayrılırken 3 birden benim yatağım için kavga etti. Çünkü biliyorum en güzel yatağı ben almıştım. Çünkü yurt olan dediğiniz yer zaten çok küçücük avuç içi kadar bir yer olduğu için orada tamamen yatağınızda o zaman geçiriyor oluyorsunuz ve dolabınızın kapıya göre konumu ya da diğer dolapların arasında mı kalıyor? Mesela en köşedeki dolap bence en güzeldir. 2 tane şöyle küçük çerçeve aldım. Bundan bir tane daha vardı. Bir de fotoğraf çıkardım. İşte arkadaşlarımın falan fotoğraflarını buna koydum. Yani onu tamamen zevkten aldım. Böyle bir tatlılık yapmak için. Ya ben sarı mıyım? Hiç bok değişmiyor bir saniye. Bir tane de böyle telefon tutacağı aldım. Bunda yurtta pek bir alakası yok. Sadece pratik yani. Hangi yurtta kaldınız ve hangi şartlarda kaldınız çok önemli. Ben ilk yılımda yurtta kaldım. İlk yılda İnan Anadolu Lisesi'nin yurdundaydım. Ben kendim İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Oradaki öğretmenler biz biraz daha el üstünde tutuyorlardı. Böyle işte biraz daha hani puan yüksek bir okuldan geldiğimiz için diyeyim. İyi demeyeceğim. İşte mesela biz etüte girmek istemediğimizde zorunlu etüt saatleri oluyordu. Kendi bahanemizi yaratmak konusunda daha rahattık mesela. Ya mesela Atatürk Lisesi her Allah'ın günü sınav yapıyordu ve bizim o sınava çalışmamız gerekiyordu ve diğer tüm öğrenciler de çok sesli çalışıyordu mesela. Ay çok güzel bir mum aldım.
Bu böyle vanilyalı mı ne bilmiyorum. Vanilya kokusuna bayılıyorum bu arada. Ben Hindistan ceviziyle vanilyaya bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Bunda kitap yazarken falan ben mum yakmayı çok seviyorum ama hiç doğru düzgün mumum yok. O yüzden yani ya bunu tamamen zevkler aldım. Çok hoşuma gitti görünce. O yüzden almak istiyorum açıkçası. IKEA'dan aldıklarım bu kadardı. Çünkü dediğim gibi yani dehşet pahalıydı. Yurda gidecek öğrenciye yapılan en büyük şey herhalde bu. Çorap ve iç çamaşırı alışverişi. İç çamaşır kısmı atlet falan yani çamaşır dediğim. Annem sağ olsun bakın. Bu neyse. Ay inşallah üniversiteden hiç kimse bu videoyu izlemez. Bunların niye fiyatları böyle? Mesela bu 30, bu 35, bu da 25. Ne farkı var anlamadım. Ay keşke ucuz olanları en çok alsaymış. Düz renk işte ne güzel. Annem niye böyle şeyler almış anlamadım. Baksanıza benekli benekli. Nerede giyeceksem. Bu bana ait değil. Bu anneannemin şalvarı. Bir gün balkonda otururken üşümüştüm. Anneannem de şalvar vermişti. O duruyor. Gerçekten ihtiyacınıza yarayabilecek bir şey. Bunları göstereceğim. Bir de bunun bir farklı versiyonu daha var. Onu da sizlere bahsedeceğim. Göstermeyeceğim. Bu sütyen düzenleyici. Ama yani buna sadece sütyen koymak zorunda değilsiniz. Hani mesela sütyen koyarsınız kısmınız. Erkekseniz de ya bilmiyorum bölmeli şey işte yani çekmece düzenleyici. Ben sütyen koyacağım onun için aldım. Bir de 30 gözlü organize şey. Buna da alt iç çamaşırlarınızı koyabilirsiniz. Ya da mesela croplarınızı ki o da bana çok mantıklı geldi. Düzenlemek için de koyabilirsiniz. Benim çekmecelerim hep dağınık olur istisnasız. Hani belki beni adam eder diye onu aldım. Bir de bilmiyorum o kadar yani. Bir de şey oluyor böyle. Buraya bulabilirsen fotoğrafını koyacağım. Dolaba asıyorsunuz. Yani elbise dolabının oraya asıyorsunuz. Kat 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 böyle. Muşambadan. Düzenleyici var. O da benim işime çok yaramıştı mesela. Onu da kullanmıştım. Ya ben maymun gibi mi çıkıyorum ya? Of, aşırı moralim bozuldu. Ama saçlarıma bakar mısınız? Sarı değil bu arada. Kamerada sarı görünüyor. Farkındayım ama sarı değil. Gerçekten sarı değil. Adama hatta şey dedim gider gitmez. Bana sakın beni sarıya çevirme yani. Bir gün bizim yurtta şey oldu bak size anlatayım. Yurtta sürekli bir hırsızlık olayı dönüyor tamam mı? Ama sürekli. Atatürk Sesi'nin yurdunda olmuyor bu arada. Sürekli bir hırsızlık olayı dönüyor. İşte onun parası çalıyor, onun şusu çalınıyor. Hatta bizim yan odamızdan işte oda arkadaşlarından biri hırsızlık yaptı falan diye kavga çıktı. Kız bizim odaya geldi falan filan filan filan. O kızla alakalı da anlatabileceğim şeyler var. Oh be! Liseden mezun olacağım anı bekledim. Ben lise yurduyla alakalı bir video çektim. Sonra beni o dönemki lise müdürü mesajlarına tehdit etti. Bana dedi ki işte seni dedi okul müdürüne şikayet edeceğim dedi. O videoyu sil falan filan. Ben de ne yapayım sildim yani. Korktum o dönem. Şimdi korkmuyorum. Mezun oldum. Ben yaşadığım bütün deneyimleri o dönemde anlatabilirdim. Ama hani küçük olmamdan fayda bularak bir de bir yıl daha o yurtta kalma ihtimalim vardı. Annem dedi ki boş ver dedi. Yüz gözü olmadı dedi. Hani bir yıl daha yurtta kalırsın. Bu sefer hani garezine diye bir şey yapar eder. Öyle de bir kadın değildi ama neyse bunda küçük anekdot geçmiş oldum. İşte sürekli hırsızlık olayları oluyor yurtta. En son artık şey yapmışlar. Bak akla bak. Kamerayı açıyorlar. Odanın oraya koyuyorlar tamam mı? Sonra işte etüte gidiyor herkes. Hepimiz etüte gidiyoruz. Biz etütteyken hırsız geliyor. İşte bir de kamerayı açmışlar ya oraya masanın üstüne bilerek 100 liramı ne bırakmışlar. Hırsız geliyor 100 lirayı alıyor. Sonra gidiyor videoyu kapatıyor. Telefonun notlarını açıyor. Şey yazıyor. Bir dahakine daha akıllıca davranın. Bak sonra yurtta olaylar. Bu çıktı etikten bir çıktılar. İşte hırsız bizim odamıza gelmişti. Parayı çalmıştı. Videoyu kapatmış ama bir de not bırakmış. Ya sen ki hırsız. Ya bu kadar akıllı. Ya nereden gördüyse artık videonun açık olduğunu. Böyle küçük dedektif olayları yaşanırdı. Biz izlerdik. Biz ne yapardık biliyor musunuz? Biz gerçekten odadan ya sadece izlerdik çünkü bazıları o kadar salak davranıyordu ki 9. sınıflar. Gerçi biz de 10. sınıftık hani biz de çok büyük değildik ama onların aklı ayrı bir havada mıydı neydi anlamadım. O kadar aptal hareketleri vardı ki. Bir çığlık atarlardı yurtta. Bak böyle hani şey olurdunuz ya. Ya kafaları birbirine sürtmek isterdiniz. Öyle bir çığlık yani akşam akşam. İki tane ha. Allah. Aman. Şimdi size o 68 lira dediğim çorabı göstereceğim bu. Bak düz kilolu çorap. Abiyle konuşuyoruz diyoruz ki ya bunun neresi 68 lira tam olarak. Abi diyor ki bu diyor mikro 80 diyor. Kalın diyor bu diyor şey diyor. Kapısı kalın diyor bu. Kilolu çorap yani. Buna maksimum 30 lira verilirdi de.
Dua etsin İstanbul'a giden bir İzmirliydim, verdim. Bir de biraz param vardı, o yüzden verdim. Bu da 48 liraydı. Ben bunları niye aldım biliyor musunuz? Yani hani eteğin altına böyle bir çorap giyeceğimden falan değil de, bu da beyaz bu arada. Ya İstanbul çok soğuk dediler. Şimdi ben zaten bot giyeceğim ya. Yani niye şöyle uzun şöyle çorap giymekle uğraşayım ki? Direkt çorap giyerim diye düşündüm. Hem o beni sıcak tutar her yerimden, hem de çorap böyle şey olmaz. Hani mesela botun içinde toparlanır ya çorap, böyle rahatsız eder falan filan. O olay olmaz. Hani rahat rahat kilo çorap giyerim diye düşündüm. Düşünmez olayım. Çok pahalıymış yani. Ha, bunlar 15 liraydı. İki tane şöyle el havlusu aldık. Ben havlu kullanmayı çok sevmiyorum. Bu arada ben bugün pazartesi, çarşamba günü yurda gidiyorum. Eşyalarımı artık gerçekten toplamam lazım. Annem bu videoyu bitirip eşyaları toplamaya gelmemi bekliyor. Böyle 4 tane çıt çıtlı atlet aldım. Bunlar hakkında konuşmayacağım. Bizim yurtta kavga ettiğimiz bir kız vardı. Bakın hayatımla giriştiğim tek fiziksel kavgayı size anlatıyorum. Yurtta oldu. Bizim oda arkadaşlarımızdan birini kız tuvalette sıkıştırdı. Tamam mı? Aralarında bir olay geçti vesaire. Benim de hani, ya şimdi oda arkadaşlarımdan biri ama aynı zamanda en yakın arkadaşlarım hani o dönemki. Zaten 4 kişiyiz. Biz o sırada etütteyiz. Bir kız geldi işte. O arkadaşımın adı Mahmut olsun, tamam mı? Ama kız yani. Kız yurda. Şimdi Mahmut'la beraber oturuyoruz. Kız geldi, tamam mı? Bir tane random bir kız. Dedi ki Aymla dedi, Mahmut'u tuvalete çağırıyor. O kavgacının da adı şey olsun, Ekrem olsun. Ekrem Mahmut'u tuvalete çağırıyor. İstersen sen de. Sonra işte biz de Mahmut'la çıktık, gidiyoruz tuvalete. Mahmut bana dedi ki sen de şimdi içeri girme dedi. Hani çok kavgaya gidiyormuş gibi görünmesin. Bak ben de hayatımda kavganın keresine bulaşmamışım. İmkansız. Sonra dedi ben de içeri gireyim dedi. Baktım bir ses duyarsam, bir şey olursa sen de gelirsin. Ben dedim tamam. Sonra işte Ekrem Mahmut'u sıkıştırmış. İşte demiş siz beni yakmaya kalkarsanız ben de sizi yakarım bilmem neler falan. Ama orada öyle yakmalık bir durum da yok aslında. Hani o biraz tehlikede hissetmiş kendini. Sonra biz neyse işte etütten çıktık. Odada oturuyoruz, tamam mı? Bizim yan sınıfımızda da bizden bir alt dönemler ama aynı okuldayız. Onlar vardı. Dedik hadi bizim odaya gelelim, muhabbet edelim falan. İşte okuldaki hocalar hakkında konuşuyoruz, dedikodu yapıyoruz falan. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz. Ekrem de o esnada bizim odanın kapısını dinliyor, tamam mı? Şey zannediyor. Biz hani onlara gülüyoruz, ona gülüyoruz. İşte o konu hakkında konuşuyoruz ama oysa ki çok bağımsız. Biz onu aşmışız çoktan. Yani çok da umurumuz olmamış açıkçası. O bizim alt dönemler odadan gitti. Biz de işte dördümüz aynı yatakta oturup tekrar muhabbet etmeye devam ediyoruz arkadaşlarımla. Ekrem bütün yurdu arkasına toplamış bak. Çağat odayı bir açtı. Bütün yurt birden odanın içine girdi. Şimdi geldi. Benim de oda arkadaşlarım gerçekten çok akıllı. Yağmur hemen ses kaydını açmış. Hala da bizim o kavga ses kayıtlarımız duruyor. Geldi kız işte dedi size de böyle 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 bağırıyor çağırıyor, tamam mı? Ben hiç katlanamam yani. Ben kendim için kavgaya gerçekten çok zor girerim ama arkadaşlarım için böyle bir şey oluyorum hani. Duramıyorum ya, kendim çok sanki gerçek dost değilmiş gibi hissediyorum onlar için o an bir şey yapmazsam. Ben de dinleyecek misin diye kıza çıkıştım. Sonra kız yine konuşmaya devam ediyordu. Ben de soru soruyorsan dinleyeceksin diye tekrar kıza çıkıştım. Sonra kız da dedi ki bağırma bana dedi. Ben de bağırıyorum dedim. Bende de şey var mesela, ne kadar korkarsam korkayım bir şey olsun asla geri vites yapmam bu konu. Tam gururuma yediremem. İşte bağırıyorum dedim, tamam mı? Kız dedik bak kavga ederiz dedi. Edelim dedim. Sonra bu benim saça bir yapıştı. Bak ben bu saça bir yapıştım. Aman Allah'ım biz şimdi aşağı indik kafalarımız. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Bırakamıyorum da. Benim yarım akıllı arkadaşlarım da, özellikle Mahmut. Ki ben Mahmut için kavgaya girmişim. Beni arkadan çekiyor. Ya beni çekeceğini kızı çeksene. Beni arkadan çekiyor. Ben kızın saçını kaçırdım. Kız benim kafaya vur vur vur. Ya beynimi çürüttü. O an vurup vurup duruyor. Yani ben buna ne yapayım? Bari hani kendimi savunmak adına bir tekme atayım. Kıza tekme attım. Sonra kız... O da bana geri tekmeye atmaya çalıştı. Beni yakalayamamış. Arkadaşlarımdan birini de vurmuş. Sonra işte ama hayatımda hiç kimseye böyle çirkefçe bağırmadım. İşte sen ya bak o ses kaydını dinleseniz dersiniz ki hani ya bu kız iki yüzlü yani, anladın mı? Hani biz kameraya gösterdiğin yüzünün haricinde farklı bir yüzü daha var. Ama o gün gerçekten çok sinirlenmiştim. Yaptığı harekete çok sinirlenmiştim. Yani ne demek sen bütün yurdu toplayıp gözdağı verir gibi bizim odamıza giriyorsun. Neyi bekliyorsun bir kere? İkincisi yani yediremiyorum, anladınız mı? Yani birinin bana kalkıp böyle bağırıp sanki beni sindirmeye çalışıyormuş gibi davranmasını yediremiyorum. O kadar içimde kalmıştı ki. Yani o bana vurdu, ben onu kaçırdım ya. Ben hiç de sevmem. Böyle anladın ya da hiç sevmiyormuş gibi durmadım ama. Şimdi hani üzerinden zaman geçti. Küçüktük bir de yani. 2 yıl oldu. O an komikliğiyle anlatıyorum. Neyse. Sonra kız
şey oldu. Ya neyse, kızın çok özelini anlatmış olacağım. O yüzden söylemeyeceğim. Bir ara bir şeyler oldu. Kızın sağlık durumuyla alakalı bir şeyler oldu. Sonra ben de korktum kız için. İşte o an hani yanında durdum vesaire. Sonra işte o olay geçtikten sonra kız beni koridorda gördü. İşte özür dilerim falan dedi. Hani yanında beklemişsin o gün. Teşekkür ederim. Sonra biz sarıldık, öyle barıştık. O kızla da en iyi ben anlaşırdım bu arada. Yan odamızdaydı. Gelirdi bizden abur cubur isterdi. En çok ben paylaşırdım. En çok da benimle konuşurdu. En çok benimle muhabbet ederdi koridorlarda. Çok ayıp ettin Ekrem. 3 tane de çorap aldım. Bunlar da böyle uzun çoraplar. Yine botların, modların, pantolonların içine giyeyim diye aldım. Beni İstanbul gerçekten çok korkutuyor. Yani ben Eylül'ün başında gittim hazırlık sınavı için. Yani böyle bir soğuk nasıl olabilir? İmkansız mesela. Ay, şeyler çok komikti ya. Bu genelde hep lise yurtlarında oluyor. Böyle şey saatleri oluyor. Hikaye saatleri, özel gün saatleri. Kaldığınız yurda göre gerçekten çok değişir ama genelde her yurtta oluyor bu. Biz mesela toplarlardı bazen bir araya. Birileri hikaye okurdu. Ama yani sanki ay, sonra yurt müdürü de şarkı söylerdi, öyle kapatırdık günü mesela. Benim bu videodan başım yanacak hissediyorum. Böyle pandıf aldım. Baksanıza çok tatlı değil mi? Yani ya pandıf benim de terlik bu arada da, yani gördüm. Böyle bir şey gerçekten istiyordum. Ay, iğrenç kokuyor. Aa, çok kötü kokuyor. Baksanıza. Ay, bu ne be, yapışmış mı bu birbirine? Aa! Baba bok gibi kokuyor. Ay, çok rahat. Çok güzel oldu. Bakın. Yani alakası varsa. Yani ayağımda görmeniz ne fark edecekse. Aslında yurtla alakalı anlatacak gerçekten çok şeyim var. Çünkü yurt yılları, yani ne olursa olsun hayatınızda hiçbir şekilde değişemeyeceğiniz. Yani ya çok farklı, anladınız mı? Hani gerçekten biz mesela ya yurt, ben hala diyorum eğer bana bir şans verse, ki lise yurtları her zaman iğrençtir. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Özel yurt olsun, devlet yurdu olsun. Lise yurdu korkunç bir şeydir. Ama yine de yani gerçekten şu an üstüne para veririm yani o dönemlere geri dönmeye. Zaman aksın diye gerçekten o parayı veririm yani. Annem zibilyon tane vakumlu poşet aldı. Yani bunların hepsini göstermeyeceğim. Gerçekten zibilyon tane al bu arada. Bir tane Forbes diye bir yer var burada. Her şehirde oluyor mu bilmiyorum. Bir tane banyo arkası askılığı aldım. Eğer böyle çok fazla insanla olan oda yurtlarında kalmaktan çok korkuyorsanız ve çok önyargınız varsa ve daha önce kalmamışsanız çok çabuk alışıyorsunuz ve mesela insanlara karşı tolerasyon seviyenizin ne kadar yükseldiğini gün be gün öğreniyorsunuz. Ben yurda ilk geldiğimde oda arkadaşlarımın hiçbirini sevmiyordum. Sadece Nisa'yı seviyordum. Daha doğrusu Yağmur'u tanımıyordum ve Bahar'dan da nefret ediyordum bu arada tam kelimenin anlamıyla. Ve Bahar da benden nefret ediyordu. Yağmur da beni sevmiyormuş. Ben bunu bilmiyorum ama onunla alakalı anlatacağım daha farklı hikayeler var. Onu birazdan anlatacağım. Ben ilk hafta yurttan geldim. Anneme dedim ki, anne dedim, ben Bahar'la yapamıyorum. Yani ben, bu belki de anlattığım en büyük şeydir. Ya ben Bahar'la yapamıyorum. Ya katlanamıyorum Bahar'a yani. İşte şundan şikayet ediyorum, busundan şikayet ediyorum. Halbuki kızım o kadar yaptığı bir şey yok ama bana nasıl batmışsa işte o dönem. Ama yani mesela yılın sonunu bile bırakın. Yani bundan 2-3 hafta sonra da ben işte bornozlarımızla beraber merdiven başında oturup duş öncesi sohbet ettiğimizi bilirim Bahar'la yani. Ya da gece yatmadan önce ona iyi geceler öpücü vermeden uyumadığımı bilirim yani. Hay, böyle olunca yani o an yurtta yaşadığınız anlar size gerçekten çok özel olacak. Ben hala da tüm kötü günleriyle, iyi günleriyle beraber yurttaki anılarımı çok özlüyorum ve hayatımda hiç değişmeyeceğim günlerden, günler yani. Bir tane bu şekilde bir hatıra kutusu aldım. Benim hatıra kutusu yapmak gibi bir huyum var. Yani belki diyebilirsiniz yani ya tamam çok eşya taşıyayım diyorsunuz ama sen de hani çok gereksiz şeyler de almışsın diye, ama benim şu anda 2 tane kocaman kutu dolu hatıra kutum var. Onlar aşırı dolu olduğu için yenisini zaten almak istiyordum ama bir tane de üniversiteye ayrı olsun istiyorum. Çünkü ya benim lisem gerçekten bok gibi geçti bu arada. Ben lisede hiç mutlu olmadım ve bütün umutlarım üniversiteye karşı. Hani sanki orada Alice'in gizli diyarını bulacakmış gibi falan hissediyorum. Bir tane buz kalıbı aldım. Bence mantıklı. Lise yurdundaysanız hiç mantıklı değil. Lise yurdunda bu arada, hatta hiçbir yurtta eğer ortak buzdolabı varsa ama 2-3 kişiye özel değil, hani bildiğiniz şeyse, herkesin konumu açık bir buzdolabı varsa oradaki yemek çalınır. Yani oradaki yemek yenir. Oradaki sostur, yemektir, yoğurttur. O size kalmaz. O yüzden buz kalıbı almanızda pek bir anlam yok. Çünkü o buz da size kalmaz. Hatta birbirlerinin yemeklerini bile sabote edebilirler.
O yüzden isminizi yazmanız da hiçbir fayda etmez. İsminizi yazsanız da kimse utanmaz ve o yemeği yer. Gerek yok. Bir tane böyle bir beslenme çantası alalım. Bizim yurdumuzun mutfakları çok gelişmiş. Bundan bir sonraki video yurda yerleşiyorum videosu olur. Orada gösterir miyim bilmiyorum ama yurt turu videosu çektiğimde kesinlikle orada göreceksiniz mutfakları. Yani bizim ev mutfağından daha güzel yurdun mutfağı. Bizim yurtlarımız gerçekten çok şey böyle. Ya tek kişilik oda bildiğiniz. Yani ben iki kişi kalıyorum. Bu arada benim oda arkadaşım Pakistanlı, biliyor musunuz? Nasıl denk geldi bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum. Önce bursları yerleştiriyorlarmış. Sonra yabancı öğrenciye yerleştiriyorlarmış. Biz Zeynep'le aynı yurttayız ama benim odam iki kişilik, onun odası üç kişilik. O yüzden biz yani oda arkadaşı olamıyoruz. Oda tiplerimiz farklı olduğu için. Yani hani bir yıl odada İngilizce konuşacağım. Ve Pakistan'ın ana dili bir Urduca, iki İngilizceymiş. Yani Instagram'dan konuştuk kızla. İngilizcesi gerçekten iyi görünüyordu. Hani konuşurken nasıl bilmiyorum ama dehşet geliştirecek gibi duruyor o bir yıl boyunca beni ve ne bileyim hiç beklemiyordum, biliyor musun? Hani ne bileyim, tam Zeynep çıkmasa bile Türk çıkacak diye bekliyordum. Sonra orada yabancı birini gördüm, böyle bir şey oldum, abo oldum. Neyse, benim Pakistan oda arkadaşıma nasıl geldi bu konu bilmiyorum. Ama iki kişilik odada kalıyorum. Yani oturma grubumuz ortak, banyomuz iki kişi ortak. Ama odalarımız birbirinden ayrı ya. Özyeğin'in yurtları bu arada çok güzel gerçekten. O yüzden ben bunu istediğim gibi kullanabilirim. Oda arkadaşımı da hiçbir şekilde rahatsız etme ihtimali yok. Bugünkü videoda bu kadardı. Artık yurt vloglarında ve üniversite vloglarında görüşürüz. Benim şimdi gerçekten eşya toplamam lazım. Yine size video çekiyor olacağım bu arada. Şimdi bir sonraki videoyu bu videodan gelenler şey yazsınlar. Su çiçeği. Su çiçeği hastalığı bence saçma yazsın. Yok öyle yazmasınlar. Sonra su çiçeği olanlar üzülürse. Ama su çiçeği aynı zamanda geçici bir şey değil mi? Dur o zaman şey yazalım. Armutlar çok saçma yazalım. Evet. Tamam, bir sonraki videoyu bu videodan geleceğiz. Armutlar çok saçma yazın aşağıya. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım saçlarımı daha çok beğenmişsinizdir videodan. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıya kırın sonuna abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Al sana cehennem şimdi.